Sevgili öğrenciler, merhabalar dostlarım. Şimdi dairede alan ve çevrenin yeni nesil sorularını gömeceğiz bu videomuzla birlikte. Haydi bakalım. Bira bismillah, açtım ilk soruyu. Bir kenarı 15 santim olan ABC üçgeni A noktası etrafında ok yönünde 72 derece döndürülüyor dostlarım. Tamamdır. Bir kenarı 15. Bakın bu AB döndü, AB üssü oldu. Demek ki bu da 15. Buna eşit olacak. Dönmeden öncekiyle döndükten sonrakinin arasındaki açıdır dedik. Dönüş açısı. Demek ki şurası 72 olacak arkadaşlar. Bize de diyor ki bu esnada B noktasının aldığı yol nedir diye bir soru soruyor. Bakın B buradan buraya gelene kadar şöyle bir yay hareketi yaparak B üssüne gelir dostlarım. Ve B'nin aldığı yol dediği şey aslında şuradaki yay uzunluğudur, değil mi? Şu B ile B üssü arasına çizdiğim yay uzunluğu ki A noktası etrafında döndüğü için şöyle gösterelim. Merkezi A olan şuradaki yayın uzunluğunu soruyor bize dostlarım. İşte bu sorulan şey şuradaki yayın uzunluğu. Ve 72 derecelik bir yay. Bunu da görelim, hemen bulalım. Şimdi formül neydi? Alfa yani 72 merkez açının ölçüsü çarpı tam dairenin çevresi yani 2 pi r bölü 360 demiştik arkadaşlarım. R'si de buradan tabii ki şu dairenin şöyle bir daire var burada A merkezli yarı çapının da şuradaki 15 olduğunu görüyoruz dostlarım. R yerine de 15 yazalım. Toparlayalım şimdi. 2 kere 15 30 yaptı. Şöyle 30. 30'la da 360'ı sadeleştirdim. 12. 12 ile de 72'yi sadeleştirdim. 6. Geriye 6 pi kaldı. Cevap Ceyhan'dan çıktı dostlar. Evet, 2 numaralı sorumuz. Akrebin uzunluğu 1, yelkovan 2. Saat 3'ten 3.40'a kadar akrep ile yelkovanın taradığı toplam alan nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Bir bakalım. Şöyle düşünelim arkadaşlarım. Toplam alanı bulmaya çalışalım. Kalemi biraz incelteyim. Önce şu akrep dediğim şey yelkovanı bulalım arkadaşlar. Onun tam gideceği yer belli çünkü. Yelkovan şuradan başlayacak. Şöyle döndü 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 döndü. 40 geçe olabilmesi için yelkovanın şuraya gelmesi lazım kardeşim. Şu iki birimlik uzunluk burası olması lazım ki. Şimdi 40 geçeye kadar kaç derecelik bir dönüş yaptı onu bulacağız dostlar. Biliyoruz ki 2 saatin arası 30 dereceydi. Şöyle 30 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 30. Yani 240 derecelik bir dönüş yapıyor bizim yelkovan dediğimiz sıpa. Peki 240 derecelik şuradaki dönüşü bulalım hemen dostlarım. Yarıçapı 2 santim. O halde alanı soruyordu değil mi? Tam dairenin alanı yazıyorum. Pi r kare yani 2'nin karesi 4 bölü 360 dediğimde işte bu bizim yelkovanın taradığı alan. Şimdi bunu silelim. Bir de aynısını akrep için yapalım arkadaşlarım. Şimdi bu 40 dakikada da akrep nereden nereye gelir? Eğer tam böyle 60 dakika dönseydi bu 1 saat geçseydi bizim küçük afacan 3'ün üstünden 4'ün üstüne gelecekti. Ama şimdi şöyle bir yere gelecek. 3 ile 4'ün arasında şöyle bir yerlere denk düşmesi lazım. İşte burada kaç derece döndü? Bunu bulacağız şimdi dostlarım. Buradaki dönüş açısını bulacağım bu sıpanın. Onu da şöyle bulalım. Dedik yani 60 derece dönseydi bu bizim adam 3'ün üstünden 4'ün üstüne yani tam bir 30 derecelik dönüş yapacaktı. Eğer 60 dakika geçseydi 30 derece dönüyordu dostlarım. Ama biz 40 dakikaya yani 40 geçeye kadar olanı hesaplıyoruz ya 40 dakikada ne kadar döner bunu arıyoruz. 60'da 30'sa yarıya düşmüş 40'da da 20 olur. Demek ki 20 derecelik bir dönüş yapacak bu kerata. Şimdi hadi bunun da taradığı alanı bulalım. Şuradaki daire diliminin alanını istiyor bizden. Hemen dönüş açısı kaç dedik? 20. 20 derece yarı çapı bu sefer 1. 20 çarpı pi r kare bölü 360 da bu keratanın dönüş açısıdır dostlarım. Taradığı alandır. Hadi toparlayalım şimdi bunlara bakalım ne geliyor. Şurada bir sadeleştirme yapalım. Birer tane sıfır silelim. 4'e bölelim, 4'e bölelim 9 kalsın.
3'e bölelim 3, 3'e bölelim 8 kalsın. 8 pi bölü 3 buradan geldi. Artı şurayı bir sıfırları silelim. 2'ye bölelim 18 olsun. Pi bölü 18 de buradan geldi. Hemen şunu 6 ile genişletiyorum. 48 bölü 18 oldu. 48 bir daha 49 pi bölü 18 ikisinin toplam taradığı alan oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir sorudur. ÖSYM böyle saatli sorular sormuştur arkadaşlar. Evet, bir saatli soru daha. Akrep 1, yelkovan 2. Yine aynı uzunluklar. Duvar saati saat 3.30'dan 4'e kadar yelkovanın uç noktasının aldığı yol, akrebin uç noktasının aldığı yolun kaç katıdır diye bir soru sormuş. Şimdi hadi gelin bunu da hesaplayalım. Şimdi yelkovan tam burada. 3.30'dan 4 olabilmesi için şuradaki yarım saat geçecek. Yelkovan buraya gelecek. Şuradaki yolu aldı yani kardeşlerim. Evet, doğrusal oluyor. Bunu fark ettiysen 180 döndü diyebilirsin. Ya da hocam ben yine şu 30'ları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 30. Yani 180 derecelik bir dönüş yapıyor diyebilirsin. Bu durumda taradığı şöyle bir yay olur buradan buraya gelirken. Yelkovan işte sürekli buradan 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 böyle tarıyor 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 tarıyor. Şuradaki yarım daireyi tarıyor arkadaşlarım. Bize aldığı değil mi uç noktasının aldığı şu yolu soruyor. Yarım dairenin yay uzunluğunu soruyor. Hemen hesaplayalım. Yarım dairenin yay uzunluğu tam daire neydi? 2 pi r. Yarım dediği için bölü 2 diyorum. R yerine de arkadaşlarım 2'yi yazıyorum. Şu ikiler gitti. 2 pi geldi. Şimdi bu yelkovanın taradığı yol. Gelelim bunu silelim. Şimdi bir de akrebi bulalım dostlarım. Akrep bakalım bu esnada ne yapıyor onu görelim. Şimdi tam yarım saat geçiyor dostlar. Şu anda 3.30 iken biliyorsunuz hani tam yelkovan şurada olsaydı yani saat tam 3 olsaydı bizim kerata tam 3'ü gösterecekti afacan olan 1 olan. Yarım saat geçtiği için tam ortaya denk geldi. Bir yarım saat daha geçecek ki 4 olsun. Yani tam ortadan 4'ün üstüne gelecek. Toplam 30 dereceydi ya burası arkadaşlar. Tam ortası demek 15-15 böldü. Demek ki şu 4'ün üstüne gelene kadar bir 15 derecelik bir dönüş yaşıyor. O yarım saatte 15 derece dönecek. Şimdi bunun uç noktasının aldığı yolda şuradaki yay olacak. Bu yayı bulmaya çalışıyoruz. Hadi bulalım. 15 derecelik yay uzunluğu 15 çarpı 2 pi r. R'miz 1 bölü 360. Hemen 2 kere 15 30. 360 ile 30'u sadeleştirirsem 12. Bununki de pi bölü 12'ymiş. Bu da akrep. Şimdi neyi soruyor bize? Yelkovanın aldığı yolun, akrebin aldığı yolun kaç katıdır? Yelkovan akrebin kaç katı yol almıştır? Yani 2 pi acaba pi bölü 12'nin kaçla çarpılmış halidir diye soruyor. Bundan sonrası matematik. Pi'ler gitti. 12 ile şurayı çarptığınızda da 24 katı olduğunu, k'yı bulduk arkadaşlar. Evet, mevzu bu. Dördüncü sorumuz. Evet, bir yol. Ne kadar yol gidecek onu bulacağız şimdi. OE2. ABC'de dikdörtgenin DC kenarına E noktasında dışlantı olan çember, çemberin çevresinden dolanıp tekrar E noktasına geldiğinde çemberin merkezinin aldığı yol. Dostlar bunu kısaca şöyle öğreneceksiniz. Ben birazdan uzun yolunu da söyleyeceğim tabii ki. Bu çemberin merkezinin işte buradan başladı böyle, merkez şöyle dönüyor. Çember döndükçe merkezde şöyle bir yol alıyor biliyorsunuz ki kardeşlerim. Tekrar gelip şöyle hızlı hızlı yapayım. Tekrar buraya gelene kadar şu aldığı mavi çizgili yolun uzunluğu nedir diye soruyor bize. Bunun kısaca pratik olarak çözümü şu. Her zaman şuradaki şekil neyse artık hiç önemli değil. Bu bazen yamuk olur, bazen üçgen, hiç önemli değil. Bir çokgen de olabilir bu. Buradaki şeklin çevresiyle bu şeklin çevresini bulacaksınız ki nedir o? 10, 16 daha 26. 26 da bu iki kenardan gelecek 52'dir. Artı her zaman buna tam dairenin çevresini ekleyeceksiniz. Yani 2 pi, r'miz de 2'ymiş. 4 pi'yi ekleyeceğiz. O halde cevap 52 artı 4 pi'dir. Şimdi bunu bir bilelim bir kere. Şimdi bunun bir de uzun uzun yapalım dostlarım. Biz nasıl yapacağız onu görelim. Şimdi dostum bu çemberi yuvarlamaya başladın. Şöyle dönüyor çemberin senin. Geliyor. Merkez buraya geldi. Tam şu köşeye kadar geldi diyelim bizim çemberimiz.
Merkez buraya gelmiş oldu böylelikle. Şuraya aldı. Şimdi bakın buradan bizim merkez tam şuraya geldiğinde, şu sivri uç merkez tam şuraya geldiğinde, buradan buraya dönerken şöyle bir yay yaparak döner arkadaşlarım merkez. Şu sivri uçtan buraya gelirken 2 santimlik yarı çapımız şöyle bir yay yapar dostlar bizim çemberimiz. Tamam mıdır kardeşim? Bunu bilin. Şöyle döndürüyoruz, döndürüyoruz. Buradan buraya gelmesi bir yay uzunluğudur ki şimdi bu yayı şurada göstereyim bir daha. Şöyle bir yay yapıyor dönerken. Sonra tekrar düz yolda gitmeye devam ediyor. Döndürüyorsun bunu. Merkez böyle geliyor, 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 geliyor. Yine tam şu köşeye geldiğinde şu iki köşe arasında dönerken yine buradan bir yay yaparak dönüyor. Ve devam etti, devam etti, devam etti. Şuraya geldi. Buradan da yine bir yay yaparak şuraya geldi kardeşim. Yine devam etti. Burada da bir yay yaptı. Buraya geldi ve buradan da artık şu kısma geldi. Şimdi bak, şöyle biraz daha kalın alayım, bir de yeşil alayım. Şimdi merkezin aldığı yol bir. Şu yolu yürüdü bir kere merkez, gitti. E burası zaten şuradaki 16 santimlik kenar değil mi? Dikdörtgenin bu kenarına eşit. 2, şurayı geldi. E yine dikdörtgenin bir kenarı. 3, şurayı geldi. Dikdörtgenin kısa kenarı. 4, şurayı geldi. Dikdörtgenin diğer kısa kenarı. Yani dikdörtgenin çevresi buradan geliyor arkadaşlarım. Şu 4'ünün toplamı 10, 16, 10, 16'nın toplamı dikdörtgenin çevresini buradan buluyorsun. Şuradaki yay uzunlukları da dostlarım. Bakın burası 90 derecelik yay. Burası da 90 derece. Çünkü şurası 90, dikdörtgenden bunlar 90. Mecbur buraya da 90 kalıyor. 4 tane burada da çeyrek dairenin yay uzunluğunu gidiyor kardeş bu adam. 4 tane çeyrek daire. E 4 çeyrek daire ne demek? Bir tam daire demektir. Burası her zaman bir tam daire yapacak. Şekil üçgen olursa açılar 120 olacak arkadaşlarım. Şekil yani toplamları 360 olacak en azından öyle diyeyim. Yani siz o kısmı düşünmeyin. Nasıl oluyor da burası tam bir daire yapıyor? Her seferinde yapıyor kardeş. Beşgen olursa toplamları her seferinde merkez açıların şu merkez açıların ölçüleri toplamı hep 360 yapıyor. Tamam? Hadi bakalım geçtik bunu. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bakalım bu ne diyor? Yarıçapı 12 birim olan tekerleğin zemine değdiği A noktası tekerlek üzerinde işaretlenerek yuvarlanmaya başlıyoruz. Tekerlek 8 tam tur yaptıktan bir süre sonra A noktası duvara değdiği an duruyor. Tamam. Zemin üzerindeki A ile B noktaları arasındaki uzaklık şurayı soruyor, değil mi? Zemin üzerindeki A ile B arasındaki uzaklık nedir diye bir soru soruyor. Şimdi burada dikkatli olacağız arkadaşlarım. İki kez düşünerek hareket edin lütfen. Dikkat edin. Şimdi çoğunuzun yapacağı hatayı da burada vurgulayacağım zaten. Şimdi bizim yolumuz şurası olsun. Şu yolu gelecek. Duvar da burada. Şimdi bizim tekerimiz de buradan başladı. A noktası burası olsun. Teker şöyle bir teker arkadaşlarım var burada. Yarı çapı da 12. Şimdi bu adam 8 tane tam tur attığında şuralara bir yere denk düşüyormuş. 8 tam tur attığında. Şurada X dediğimiz bir yere gelsin mesela yol. Bilmiyoruz. B noktası değil yani 8 tam tur attığında bir yere geliyor. Biz şimdi önce şuradaki aldığı bir yolu bulalım. X'e gelene kadar. Yani X şuralarda bir yerde. B'den önceki bir yer X. Peki 8 tur attı. Yarı çapı 12 ise bir tur atması çevresi kadar yol alması anlamına geliyordu. Yani 2 pi r kadar bu bir tur attığında. 8 tane tur atıyorsa çarpı 8. 8 çarpı 24 pi de bizim aldığımız şu ana kadar 8 turun sonucundaki yaptığı yol. 8 çarpı 24'ü de hesaplayalım. 160, 32 daha 192 pi. Şimdi şıklarda vardır illaki ama cevap bu değil, değil mi arkadaşlarım? Şimdi devam edelim bakalım nereye gelecek. Şimdi 8 tur attıktan sonra diyor ki bitmedi. 8 tur attıktan sonra bu kerata şimdi A tam buraya geldi 8. turda. Buradan başladığı için tam burası A oldu arkadaşlarım. Öyle bilin. Ve 8 tur sonunda şimdi birazcık daha dönüyor. Döndü, döndü, döndü. Tam şu çemberin üstüne duvarın üstüne geliyormuş A noktası. Buraya geliyormuş. Peki A şuradan buraya kadar geldi çeyrek tur. Buraya kadar geldi bir çeyrek daha. Buradan da buraya geldi. 3 tane daha çeyrek tur döndüm adamım demek ki bu. Tam şuraya geldikten sonra
B noktasına gelebilmesi için şuranın 3 tane çeyrek daha dönüp A'yı duvara değdirmişiz. Yani tam dairenin 4'te 3'ü kadar daha yol almış dostum şurada. Şimdi hemen onu da hesaplayalım. Bizim tam dairemiz neydi? 2 pi r. 24 pi yani. 24'ü 4'e bölerseniz 6 pi yapar her bir çeyrek. A buradayken biraz daha döndü, buraya geldi 6 pi. Biraz daha döndü, şuraya geldi 18 pi. Bir tane daha döndü, şuraya tam buraya değmesi 3 tane çeyrek. Yani ne yaptı? 6, 12, 18 pi daha yol aldı anlamına geliyormuş bu adam. Demek ki şuradan şuraya 18 pi daha yol aldı arkadaşlarım. Şurayı 192 bulduk artı 18. Topladınız 210 mu yaptı? Doğru cevap Bursa'dan geldi. Evet bakalım bu ne diyor. A noktasında kaykaya başlayan Ömer yüzeyler üzerinden C noktasına geliyor. AB 6. O merkez ve yarıçapı 12 olan bir çemberdir. Tamam. Ömer'in kaykayla aldığı yol kaç metredir? Gayet kolay bir yol arkadaş. Gayet kolay bir soru. Şimdi şuradan şuraya zaten bir 6 metre geliyor artı. Bir de şuradaki şu yarım yayın yolunu gidip C'ye geliyor. Şimdi yarıçapımız 12 ise yarım dediği için tam dairenin çevresi 2 pi r. Yarım dediği için bölü 2. Yani pi r. O da pi çarpı 12 demektir ki 12 pi de buradan yol alıyormuş. Şu yolda 12 pi. Pi'yi de 3 alın demişti. 12 çarpı 3'ten 36 da buradan aldı. Toplam 42'lik bir yol aldı diyebiliriz. Evet, çok güzel bir soru çeşidi daha. Şimdi böyle bir kulübenin etrafına köpek bağlıyorlar, koyun bağlıyorlar, inek bağlıyorlar. Bunların da böyle değişik değişik versiyonları var dostlarım. Bakalım burada ne diyor. Yukarıdaki şekilde bahçe bir evin A köşesinde 12 metre uzunluğu ipe bağlı olan ineğin ortalama alanı en fazla kaç metre karedir? Şimdi bu inek en fazla nereleri otlayabilir bunu bulacağız. Bunu en fazla olabilmesi için de bu ipi mümkün olduğunca gereceğim kardeşim. En fazla şöyle gerdiğimde 12 metreye geliyormuş. İnek burada tamam mı? Şurası ineğin olduğu yer. Şimdi bu inek bu köşeden şöyle düm gergin gergin yürüdüğünde 12 buraya gelir. Biraz daha yürüdüğünde 12 gergin. Yani şuradan şöyle bir yay yaparak en fazla şuradaki duvarın içine geçemeyeceği için şuradaki 12 yazalım. Buraya kadar gelir arkadaşlarım. Şurası şuradaki alanın komple hepsini otlayabilir. Çünkü ipi kısaltıp buralara da gelebilirsiniz, değil mi? Şu bölgeyi de otlar. Burada bir çeyrek daire otladı. Peki bu tarafa doğru getirsek biz bu ineği. Buradan bakın başladı. Şu, onu da kırmızıyla göstereyim. Biraz daha kalın ve kırmızı yapalım. 12'yi şöyle döndürdüm, döndürdüm. 12 buraya geldi en fazla. Şöyle döndürdük. Şöyle geliyor. Devam edelim. 12 şu uca kadar da gelir diyelim. Şöyle döndürdüm. Bir de buradan şu kırmızı daireyi otlayabilir. Ve bakın dikkat edin. Yarıçapı hep 12 birim. Demek ki aslında sadece şu bölgeyi otlayamaz. Bir tam daire düşünün. Yarıçapı 12 olan tam dairenin alanı pi re kareden 144 pi. Bunun 4'e böldüğümde 36 pi yapıyor çeyreği. Yani şuradaki 36 pi hariç geri kalan 3 tane 36 pi'yi otlar. Demek ki 108 pi'lik bir otlama alanına sahiptir en fazla diyebilelim. Evet, yine benzer bir soru çevireceğiz arkadaşlarım. 10 santim uzunluğundaki CE ipi tutularak dikdörtgen etrafına saat yönünde döndürülüyor. İp çevreye tam dolandığı da E noktasının aldığı yolun uzunluğu. Şimdi biz bu E'yi çevirmeye başladık dostlarım şöyle. 10 santim gergin olacak şekilde şuradan da böyle bir 10 santim, 10 santim en son şuradan aşağıya bir 10 santim daha dönünce şöyle bir gergin gergin yol alır değil mi? Bizim bu E noktası ucumuz şöyle gelir 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 en son buraya gelir. Şurası 2'dir. Buraya da 8 kaldı. Şimdi bu durumda E noktasının aldığı yol şu yayın uzunluğu olur. Hemen hesaplayalım bunu dostlarım. Yarıçapı 10 santim olan bir yay. Çeyrek bir yay hatta değil mi? 90 derece çünkü burası. O halde toplam tüm yay 2 pi r'ydi. Çeyrek dediği için bölü 4.
Yarı çapı da 10 santim. Şuraya 10 yazalım. 20 pi bölü 4'ten 5 pi. Evet. Şimdi devam. Daha durmadı değil mi? Buradan devam ediyoruz şimdi. Peki şimdi kaldı 8 santim. Şurası da 3 santim. Biz bu 8'i döndürdük, döndürdük, döndürdük. En fazla dedik ki şuraya gelir. Şöyle bir çeyrek daire daha döner değil mi? Şöyle döndürürsen 8 birimi döndürdün, döndürdün. 3 burasıysa 5 de şuraya kaldı. Böyle bir çeyrek daire daha döndürdük biz bunu. Hemen bunu da hesaplayalım. Yarı çapı 8 bu sefer. 2 pi 8 bölü 4'ten 4 pi de bu geldi kardeşim. Hadi bir daha döneceğiz. Daha 5 santimimiz var kardeş. Buradan 5 santim. Biraz böyle görsel hoş olsun diye şunu aslında biraz daha uzun çizeyim. 3'ten daha büyük çizmeliyiz. Şimdi bunu da şöyle döndürdük, döndürdük. Şöyle bir çeyrek dairede bu yaptı. Yarı çapı 5 olan şuraya da 3 kaldı değil mi? Şöyle 2 çünkü burada. O halde bunu da hesaplayalım. Yarı çapımız 5. 2 pi 5 bölü 4'ten. Bir çeyrek yay da burada aldı. 5 pi bölü 2 yapıyor burası da. Evet, bunu da hallettik. Şimdi ne kaldı? En son buradan da dönecek. Onu da açık yeşille gösterelim. 3 santim böyle çeyrek daire yaparak döndüğünde tam buraya denk düşmeli. Çünkü burası da 3 santim. Bu da bir çeyrek daire oldu. Bu sefer de yarıçapı 3 olan 2 pi 3 bölü 4 dedim. 6 şunlar gitsin. 3 pi bölü 2 de buradan geldi. Bize de toplam yolun uzunluğunu soruyor. Şunlar 5, 4 daha 9. Bu ikisinin toplamı 8 pi bölü 2'den 4 pi. 9, 4 daha 13 pi'lik yol alırmış diyebiliriz dostlarım. Evet, şunu da şöyle yapalım. Bakın yine benzer bir soru. 9. sorumuz da yine bir. Bu sefer at döndürüyoruz. Şurada bağlandığı noktaya dikkat edin. 4 buradan, 6 buradan varmış. Dikkatli bir şekilde yapalım. Eşkenar üçgenmiş bu arkadaşlarım. O halde bu da 10, bu da 10 olmalı. AC kenar hızının E noktası alınıyor. Yukarıda verilenlere göre E noktasına 12 metre iple bağlanan at, üçgensel bölgenin içine giremediğine göre maksimum otlayabileceği alan. Yine dairenin alanını bulacağız dostlarım. Şimdi bu at tabii bu tarafa doğru da dönebilir, bu tarafa doğru da. Şimdi ikisini de ayrı ayrı konuşacağız. Önce bu tarafa doğru döndürelim bunu. 12 santim uzunluğunda şuradan da dışarıya 8 santim taşacak şekilde şu 12 santim uzunluğundaki ip 8 de dışarıya taşıyor. 4 burada çünkü. Şöyle bir daireyle tam dik olsaydı burası dik başlatalım buradan. Tam dik olsun. Böyle bir çeyrek daire yol alır. Bu bir. İlk aldığı yol burası. Çeyrek daire dediğimiz için alanını soruyordu değil mi? Alandı değil mi? Evet, alan. Pi re karenin 4'te 1'i. R'miz de 12 olduğu için karesi 144. 4'e bölersem 36 pi. Şimdi bunu bulduk. Dursun elimizde. Şimdi buradan da 8 santim işini şöyle döndüreceğiz. Tabii ki burası 60. Şuraya da 120 kaldı değil mi? Şimdi 8'i buradan döndürmeye başladığımda şöyle 8, 8, 8 diye döne döne şuradaki buraya da 2 bıraktı. İpi burada bitirdik arkadaşım. Çünkü artık 8 son uzunluktu. 120 derecelik yay yaparak da buraya geldi demektir bu. Hemen bunu da hesaplayalım. 120 derecelik dairenin alanı şurayı komple otlar bu. Burayı da otladı. 120 derecelik daire 120 çarpı pi yarıçapın 8 olduğuna dikkat edin aman ha pi re kare bölü 360. Hemen gitti, gitti. Burada 3 kaldı. Hatta pi'yi de 3 alın diyor ya. Pi'leri de şöyle 3 ile sadeleştirelim. 64 de buradan geldi. Pi'yi 3 alın dediği için şuna da biz 108 diyelim artık. Heh. Şimdi oldu bakın. Bu tarafa doğru saatle aynı yönde dönseydi 108 artı 64'lük bir alan aldı. Şimdi diğer tarafa döndüreceğiz bir de bu karetayı biz dostlar. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Şimdi 12 santim buradan geldik. 12 de bu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle uzatalım. 6 şuraya kaldı. Şöyle bir çeyrek daireyle başladım. Hemen hesaplıyorum. Pi yarıçapım 12 olduğu için 12'nin karesi 144 bölü 4. Hemen 36 geldi burası. Pi'de 3 alın dediği için 108 de buradan geldi.
Şimdi buradayız dostlarım. Yine şurası 60. Burası 120. Şimdi 6 santimlik ipi şöyle gergin gergin döndürdüğümde buraya geldi. 6 da burası. Şuraya da 4 kaldı hatta. Bir de şuradaki yere otladı değil mi? 120 derecelik dairenin alanı. Onu da 120 çarpı pi. Bu sefer yarı çapımız r kare dediğim yer 36. Bölü 360 dedim. Gitti bir sıfır, gitti bir sıfır. 36'lar gitti, 12 pi. Pi'yi de 3 aldığımız için 12 çarpı 3'ten 36 da buradan geldi. Evet. Şimdi toplayalım. 108. 108 daha 216 yapar. 64, 36 daha 100 yapar. Toplam 316 Edirne şıkkı doğru cevaptır dedim. Evet, ilk 9'u gömdük. Şimdi 10 numarada da biraz daha hoş bir sorusu var. Bu az önceki mantıkta 4 tane bu sefer kuyuya bağlamışlar. Yalnız şimdi bunları böyle çok hızlı hızlı çekmek istemiyorum. Birazdan da zil çalacak diyecektim ki çaldı. Şimdi burada bir durdurayım videoyu. Birazdan devam ederiz arkadaşlarım. Belki bir sonraki videoya geçeriz biz ya. Ben durdurayım bunu.